Için. Sevgili seyirciler gelin isterseniz Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde iki ilginç tartışma var. Kürtaj meselesinin yasaklanması ciddi ciddi konuşulmaya başlandı. Ama özellikle bu hafta Nasdaq başta olmak üzere bütün piyasaları etkileyen bir karar alındı. Ve de Fed yani Amerikan Merkez Bankası faizleri 50 bas puanlık arttırdı. Üstelik de iki defa daha arttıracağını söyledi. Bunun üzerine de borsalar çöktü. Peki neden arttırdı? Bu ne anlama geliyor? İsterseniz Profesör Doktor Murat Ferman'a hemen bir soralım. Kendisi Beykent Üniversitesi Rektörü. Murat Bey, Fed'in faiz kararını biz nasıl okumalıyız? Hem Türkiye'ye etkisi ne olur, hem dünya ekonomisine etkisi ne olur sizce? Fed'in son toplantısında aldığı karar aslında beklentilerin tam paralelinde gerçekleşti. Bu çerçevede 50 bips'lik bir faiz artışına gidildi. Tabii bu konuda 75 bips acaba denenir mi? bir parça daha şahin tonu veya dozu yüksek bir yeni politika sürecine FED e, sinyal verir mi diye beklentiler de vardı. Hatırlanacağı üzere en son 1994 yılında 75 bipslik bir artış gerçekleşmişti. E, Maestro olarak adlandırılan Greenspan döneminde. E, FED e, bunu gerçekleştirmediği gibi kararın açıklanmasından yarım saat sonra Başkan Powell'ın e, hem sözlü bir açıklama hem de soru cevap seansında açık ve net olarak ifade ettiği gibi 75 bipslik yani 0.75 puanlık bir artış. Yakın gündemde onu isterseniz önümüzdeki 3 ila 6 ay için diye okuyalım. Ee, böyle bir bu oranda 75 bipslik bir faiz ihtimali masada değil. Ama çok açık ve net olarak 50 bipslik yani 0.50 puanlık artışların birbirini takiben sene sonuna kadar devam edeceği yönünde kuvvetli bir mesaj alındı. Tabii Başkan Powell aynı zamanda şunu da söyledi. gelişmeleri takip edeceğiz. Şu anda Amerikan ekonomisi parasal sıkılaştırma ki faizin arttırılması parasal sıkılaştırmanın en önemli enstrüman ve sinyal araçlarından bir tanesidir. E, sıkılaştırmaya tolere edebilecek düzeyde dedi. Evet. Parasal sıkılaştırma ekonomik faaliyetlerin bir parça yavaşlamasını talebin ve tüketimin daha aşağı seviyelere doğru ilerlemesini veya gerilemesini de getiriyor. O bakımdan e, bu e, açıklama enteresan. Çünkü özellikle Fed'in biliyorsunuz bir fiyat istikrar sağlama, bir de istihdam piyasasını regüle etme, olumlu katkı sağlama ödevleri var. Bu ödevler çerçevesinde e, özellikle istihdam piyasasının kuvvetli gidişatına, atıfta bulunan Powell bu çerçevede sıkılaştırma politikasının gerçekten Amerikan ekonomisi tarafından tolere edilebileceğini söylüyor Tabii bu özellikle bizim gibi ekonomiler için de önemli çünkü biz Tabiri caizse bir kayayla bir sert zemin arasında sıkışmış gibiyiz Enflasyonla mücadele etmek durumundayız ama büyümeden de fedakarlık edemiyoruz. Tabii büyümeyi gerçekleştirecek, onu ateşleyecek tüm kredi genişlemeleri, arz ve talep yapısına katkıda bulunabilecek tüm genişlemeci hareketlerde enflasyon ateşine odun sağlıyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında herhalde Amerika'nın durumuna imrenmemek mümkün değil. Tabi Amerika biliyorsunuz rezerv paranın sahibi olarak aynı zamanda aldığı kararlar konusunda her ne kadar biz öncelikle ve her zaman Amerikan ekonomisini düşünür ve ona göre kararlar alırız dense de aslında bütün dünya ekonomisinin bundan sonraki seyrini yakından etkileyecek bir karar mekanizmasının başında olduğuna hiç şüphe yok. Nitekim... 3 puanlı %3'ü test eden 10 yıllık kağıtlar bütün dünyada Amerikan devlet tahvilleri borçlanma kağıtları tüm dünyada finansal araçların değerinin seyrinde çıpa olarak adlandırılıyor. Dolar bu karardan sonra kuvvetli seyrini devam ettirecek. Nitekim karardan hemen evvel 103.9 neredeyse 104 dolar endeksi doların diğer paralar karşısında tabii bunların arasında Türk lirası da var güçlü konumuna en açık ve somut bir işaretti. Peki bundan sonra ne olacak? Tabii parasal genişleme e, işin bir başka e, acı, e, bacağı e, veya ayağı. E, orada da önemli bir nokta var. Biliyorsunuz neredeyse e, 9 trilyon dolara ulaşan bir devasa Fed bütçesi var. Bu bütçenin de e, parasal genişleme, quantitative easing yani QE döneminin artık kapanıp quantitative tightening dediğimiz parasal sıkılaştırma dönemini geçileceği öngörülüyor. Fakat açık ve net olarak söyleyelim, Paul bu konuda kendini taahhüt altına sokacak herhangi bir ibare sarf etmekten kaçındı. Anlaşılıyor ki gidişata göre fazla da e, e, ekonominin nefesini kesmeden, kendi deyimiyle tolerans sınırlarını fazla zorlamadan yola devam edecekler. Amerikan tüketicisinin işi zorlaşıyor. E, ev alma e, veya borçlanma konusunda, Amerikalılar herhalde daha ciddi düşünmek, daha dikkatli davranmak zorunda kalacaklar. Çünkü kredilerin maliyeti artmış durumda. Tabii bu yeni karar ve bundan sonraki aylarda devam edeceği anlaşılan yukarı yönlü faiz iradesi Türkiye gibi ülkelerin işini daha da zorlaştırıyor. Zaten Covid-19 olağanüstü konjonktüründen normalleşmeye geçiş sürecinin birdenbire Ukrayna kriziyle adeta yeni bir deformasyona ve dejenerasyona uğraması, bu gidişatın kötü yönde etkilenmesi Türkiye gibi enflasyonla kaim ülkelerin işini zorlaştırmıştı, nefesini daraltmıştı. Şimdi girilen patikada madem ki borçlarımız dolar bazında ve madem ki yabancı fonlara ihtiyacımız var, o halde işimiz biraz daha zorlaşacak. Amerika klasik oyununu sürdürüyor. Aslında bu hiç e, şaşılacak bir durum değil. 2008 krizinden sonra da oldu. Ucuz dolar, bol dolar, serbestleştirme politikası doldur boşalt, sonra tekrar e, doların ana vatanına geri çekilmesi. Peki e, diğer varlıklarla ilgili ne kestirebiliriz? Öngörümüz şudur, altın fiyatı aşağı yönlü baskılanacak. E, nitekim enteresan bir gelişme oldu. Ee, o da bir piyasa başparmak kuralını yeniden test etmemize veya sınamamıza imkan verdi. Nedir o? Piyasalarda beklentiler satın alınır, gerçekleşmeler satılır. Bu karar açıklandıktan hemen sonra Amerikan dolarında görece bir gerileme ve altın fiyatında yükselme oldu. Çünkü bu beklenti daha evvel satın alınmış ve dolar prim yapmıştı. Gerçekleşince bu satıldı ama hemen saatler içerisinde hatta dakikalar içerisinde tekrar dolar güçlü rallisini e, sürdüreceğine dair pozisyonlarını aldı işaretlerini verdi borsalarda da değerlenme oldu altın fiyatında da görece bir gerileme oldu petrol petrol başka bir hikaye e, özellikle OPEC üst üste toplantılar yapıyor Avrupa Birliği'nin Rusya'dan e, enerji tedariki ile ilgili e, yeni açılımları var e, ama anlaşılıyor ki petrol fiyatlarında da e, ibre bundan sonraki aylarda yukarı yönlü olacak Acaba bu yukarı yön, hangi yeni üst rakamları test edecek onu bekleyip göreceğiz. Ümid ederiz ki enerji fiyatlarının bu yukarı yönlü duruşu başta Türkiye olmak üzere enerji konusunda dışa bağımlı ülkelerin işini daha da zor hale getirmez. Ez cümle FED kararı Amerika ve Amerika ekonomisi için ama aslında 1944 Bretton Woods anlaşmasıyla, Amerika'nın kurduğu ve banisi olduğu 71'in hemen başında, 70'li yılların başında dolar altın münasebetini, karşılıklılığı, mütekabiliyetini ortadan kaldırarak yeniden dizayn ettiği hakim düzenin aslında ana dinamiklerini, ana kurgusunu, senaryosunu oluşturmaya devam ediyor. Amerika senaryoyu kendi yazıyor, yönetmenliğini kendi yapıyor, editörlüğünü veya bu işin tekrar yeniden yazılmasını, düzenlenmesini hatta tabiri caizse montaj masasında yeniden kurgulanmasını da başka kimseye bırakmıyor. Türkiye ne yapacak? İhtiyatlı iyimserliğiyle yoluna devam edecek ama anlaşılmak gerekir ki Türkiye'nin özellikle daha değerli bir dolar karşısında bu sefer kur geçişkenliği riski, dolar TL paritesinin belirli bir düzeyde tutulmasının alternatif maliyetinin artması, gibi sorunlarla karşı karşıya kalacağını söylemek için kahin olmaya gerek yok. Murat Ferman çok çok teşekkür ederim.